Milli Uyanış'a hoş geldiniz. Öncelikle hepinize selamun aleyküm. Bölgesel bir süper güç konumuna yükselen Türkiye'nin bir sonraki hedefi küresel bir süper güç olmak. Küresel bir süper güç olmak istiyorsak da tabii ki diğer süper güçlerin de sahip olduğu en gelişmiş silah sistemlerine sahip olmalıyız. Bu sistemlerin başında da nükleer silahlar yer alıyor. Türkiye bir küresel güç olmak istiyorsa nükleer güce de erişmeli. İşte Türkiye'nin bu hedefini gören Yunanistan'da nükleer paniği başladı. Türkler gizlice o silahı geliştiriyor manşetleriyle Yunan kamuoyuna duyuru yapan Yunan basını Türkiye'nin gizli bir şekilde nükleer silah geliştirdiğini iddia etti. Atina basını, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arka arkaya gelen açıklamalarının ardından Türkiye'nin nükleer silah geliştirmiş olabileceğini yazıyor. ABD ve Fransa gibi devletlerden arka arkaya milyarlarca euroluk savunma sanayi ürünü satın alan Yunanistan, Türkiye'ye karşı güç dengesini bir şekilde sağlamaya çalışsa da bunda başarılı olamıyor ve Türkiye'ye karşı hiçbir varlık gösteremiyor. Türkiye'nin nükleer bir güç haline gelmesinden deli gibi korkan Yunanistan'da basın inanılmaz manşetlerle Yunan halkını Türkiye'ye karşı galeyana getirmeye çalışıyor. Defense Point adlı haber portalında yayınlanan bir makalede Türkiye, görünenlerin ve açıklananların dışında nükleer ve kıtalar arası silahlar geliştiriyor olabilir ifadeleriyle Türkiye'nin nükleer silah üretmeye çalıştığı iddia edildi. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye nükleer silahlara sahip olmalı. Dünyadaki güçlü ülkeler nükleer silaha sahip olacak, biz olmayacağız, biz bunu kabul etmiyoruz ifadelerine vurgu yaparak Türkiye'nin nükleer teknolojiler üzerinde çalışmaya başlamış olabileceğini ve hatta bu konuda Pakistan'la sıkı bir işbirliğine gidilebileceğini iddia etti. Tabii ki bunların birer iddia olduğunu ve resmi açıklama olmadığının altını çizmek istiyoruz. Burada belirtmek istediğimiz şey, Türkiye'nin gizliden gizliye bir nükleer silah ürettiği değil, Yunanistan'ın böylesine bir ihtimalden dahi ne kadar çok korktuğu. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği savunma sanayi sistemleri Yunanistan'ı gerçekten korkutuyor. İhtiyaç duyduğumuz tüm platformları yerli ve milli imkanlarla üreterek savunma sanayinde dünya liderliğine doğru emin adımlarla ilerlerken, ihtiyaç duyduğumuz yeni nesil silah sistemlerini üretebiliyor oluşumuz dahi Yunanistan'ı korkuttu. Türkiye süper güç olmak istiyor. Süper güç olmak için de nükleer silahlara ihtiyaç var. İşte bu sebepten Türkiye yerli nükleer silahlarını gizliden gizliye üretiyor iddiasında bulunan Yunan medyasının asli amacı hem Yunan halkını Türk düşmanlığıyla beslemek hem de uluslararası arenada Türkiye'ye karşı bir olumsuz imaj oluşturmak. Böylece Türkiye'ye karşı olabilecek İnanılmaz yaptırımların yolu açılmak isteniyor ve Türkiye'ye düşman kazandırılmak isteniyor ancak Türkiye tabii ki böyle bir iş yapacaksa bile bunu sağda solda açık edecek bir ülke değil. Yerli ve milli teknolojilerle ürettiğimiz silah sistemleriyle bölgesel bir süper güç konumundayız. Öyle ki bulunduğumuz coğrafyada bizden izin almadan, bizden icazet almadan ne bir operasyon yapılabiliyor ne de bir proje hayata geçirilebiliyor. Bunun en son ve kanlı canlı örneği, İsrail gazını Güney Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a aktaracak olan boru hattı projesinin iptal edilişi oldu. Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan ve Kıbrıs'la beraber işbirliği yapan İsrail, böylesine bir boru hattı döşeyerek Türkiye'yi bypass edip İsrail gazını Avrupa'ya taşıma hayalini kuruyordu. Ama Türkiye, ben burada durdukça bu projeyi hayata geçiremezsiniz dedi ve donanmayı o bölgeye adeta yığdı. Türk donanmasının bölgeden gitmediğini gören proje ekibi ise en sonunda
Amerika Birleşik Devletleri'nin projeye olan desteğini çekmesiyle derin bir sessizliğe büründü. Yani Türkiye izin vermeden değil, operasyon yapmak, boru hattı dahi döşenemiyor. İşte bunu kendi coğrafyamızın da ötesine taşımak ve tüm dünya çapında söz hakkına sahip olabilmek için mutlak suretle nükleer silahlara da ihtiyacımız var. Dünya üzerinde şimdiye kadar bilinen en caydırıcı ve korkutucu silah olarak tanılan nükleer silah gücüne kavuşmamız halinde hem ülkemiz üzerinde hak iddia etme cüretini gösteren güçler kendisine bir çekidüzen vermiş olacak, hem de ülkemizin siyasi gücü akıl almaz bir noktaya ulaşacağından dünya üzerinde küresel bir süper güç statüsü kazanacağız. Türkiye'nin nükleer silahlara kavuşması bir hayal değil. Çünkü başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere devletin üst kademelerinde böylesine bir istek olduğunu görüyoruz. Böylesine açıklamalar geliyorsa mutlak suretle arka planda bazı çalışmalar ve hazırlıklar da mutlaka vardır. Ama işte bu öylesine stratejik bir konu ki, bu öylesine tehlikeli bir konu ki, Türkiye eğer böylesine bir proje yürütüyorsa bile bunu değil Yunanistan'da yayın yapan medya kuruluşlarının bilmesi, devletin bazı üst organlarının dahi haberinin olması imkansız. Çünkü bu öylesine gizli ve derinden yürütülmesi gereken bir operasyon ki Türkiye bu proje tamamlanana kadar ser verip sır vermemeli ve hiçbir kimse Türkiye'nin nükleer silah ürettiğinden değil şüphelenmek aklına dahi getirmemeli diyelim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Dileriz çok yakında bu konuyla ilgili müjdeli haberleri devletimizden duyacağızdır. İnşallah muvaffak oluruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açık duruma getirerek yüklenen videolardan anında haberdar olmayı ve bu tarz videoları beğeniyor, seviyorsanız katıl butonu üzerinden bizlere ve kanalımıza destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar.